sanki bizler oynatamayız, titrer sayemizde tüm dizler. Sen oyna Dilber. Selamlar bilaverlerim, bropalarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kankiler, kankitolar. Bugün sizlere videolarınızı ünlü yapmak için çok güzel bir taktik vereceğim. Ben bu taktiği uyguladım. Güzeldi, başarılı bir sonuç aldım. Zaten bu videoyu 2-3 farklı günde çekeceğim. Çünkü onay süreci var, videomuzun izlenmesi var, ne kadar izlenme arttığını görmemiz var. Bu yüzden farklı farklı günlerde çekmiş olacağım. Şimdi bu videomuzun amacı, bir YouTube videonuzu nasıl ünlü edersiniz? Yani YouTube videosunda izlenme artırma konusunu en basit biçimde anlatacağım kankalar. Çünkü bunun illegal yolları da var ama illegal yollarını yapmanın hiçbir mantığı yok. Birileri giriyor videonuzu 3 saniye izleyip çıkıyor, 3 saniye izleyip çıkıyor ve bunlar bot. YouTube bunların bot olduğunu biliyordur abi. Koskoca Google sizin o bot mevzularınızı falan yemez. Böyle kanalınıza zararlar vermeyin. Biz ne yapacağız? Bunu legal yoldan bildiğin Google'a yaptıracağız. Ama burada böyle dümdüz işte reklam vereceğiz arkadaşlar, böyle yapacağız arkadaşlar, bu kadar para harcayacağız arkadaşlar yerine ben size kendi taktiğimden bahsedeceğim. Çünkü Google Ads'in bir güzelliği var. O güzellikten yararlanırsanız çok az bir fiyata videonuzu ünlü edebilirsiniz. Neden videonuzu ünlü etmekten bahsediyorum? Çünkü videonuza izlenme artırma yaptığınızda abi artık videonuz hem sayı olarak daha fazla izlenmiş oluyor hem de YouTube bunu daha fazla ön plana çıkarıyor kanka. Bu yüzden bu yaptığımız taktikler çok önemli. Şimdi size Google Ads'ten bahsedeceğim. Google Ads'i zaten bazılarınız da biliyordur. Google Ads Google'ın reklam verme aracı. Buraya normalde para yüklüyor siteler. Mesela abi Adobe geliyor. Adobe nedir abi? Adobe bir şirket. Adobe diyor ki video düzenleme, fotoğraf düzenleme ile ilgili insanlara benim reklamımı izlet diyor. Bu reklam için Google'a diyor ki her gösterdiğin insan için sana 5 kuruş ödeyeceğim diyor. Bu sallamasyon bir rakam. 5 kuruş ödüyor. YouTube'da o reklamı gösterdikten sonra biz gibi içerik üreticilerine, yani video sahiplerine veriyor. Mantık bu şekilde izliyor. Aslında biz YouTube'dan para kazanmıyoruz. Biz reklam verenin parasından bir bölümünü alıyoruz. Yani aslında biz mesela Ülker mi reklam verdi? Biz Ülker'den para kazanıyoruz reklamını yayınladığımız için. YouTube'un mantığı bu şekilde. Biz de aynı şekilde videolarımızı YouTube'da reklam vererek izletebiliriz. Ama bu normalde çok masraflı olur. Çünkü insanların anlattığı videoları gördüm. Google Ads'te reklam veriliyor. Mesela 500 liraya reklam veriyor adam, 1000 izlenme alıyor. Abi 500 liraya 1000 izlenme alıyorsan bunu kimse yapmaz. Siz de yapmazsınız. Yani 1000 izlenme için 500 lira harcamazsınız. Ben burada spesifik, yani belli başlı bir kitleye hitap etmekten ziyade izlenmemizi nasıl artıracağımızı göstereceğim. Benim bir taktiğim var. Yıllardır kullanırım. Müzisyen arkadaşlarıma falan da aynı şekilde izlenmelerini artırmak için yardımcı oluyordum. Ben de size burada bir sırrımı paylaşacağım. Şimdi Google'un böyle bir kampanyası var. Diyor ki eğer bugüne kadar hiç Google Ads'ten reklam vermediysen sana bir kod vereceğim. Bu kod da şuna yarayacak. 25 lira harcarsan 100 lira sana hediye edeceğim. Yani 25 lira siteye yüklediğinde 125 liralık reklam vermiş olacağım. Biz de bu 125 lirayı en az para harcayarak ne kadar izlenme alırız ona bakacağız. Yani normalde diyorum ya 500 lira harcayıp 1000 izlenme alanlardan ziyade biz 25 liraya 125 liralık reklam vereceğiz ve o 125 lirayı en ucuz biçimde harcamasını sağlayacağız kankalar. Burada kendi taktiklerim var. Burada size taktiklerden bahsedeceğim. İlk önce size açıklamada zaten bırakacağım. Şu Get Started diye bir linki var. O linkle mail adresimize özel kodu nasıl alacağız onu göstereceğim. Şimdi bu işlemi yapmak için 2 gün önce çektiğim videoya gidiyoruz. 2 gün önce çektiğim videoda nasıl kodu alırız ve nasıl mail adresimize gelen kodla videomuza reklam veririz onu göstereceğim kankalar. Hemen geçelim şimdi o videoyu izlemeye başlayalım, sonrasında devam edeceğim. Şimdi sizlere video altında bir link vereceğim. Bu linkte şöyle bir şey var. Diyor ki Google Ads ipuçları ve kampanyaları hakkında bilgi almak için kaydolun, 100 TL değerinde kupon kazanın. Burada 2 yıldız var. Bu 2 yıldız şu. Aşağı iniyorsunuz. Bu teklifin hüküm ve koşulları diyor. Burada da şunu anlatıyor size. Kodu girdikten 30 gün içinde reklamlarınızın 25 TL tutarında tıklama alması gerekir. Yani diyor ki 25 TL harcarsan sana 100 TL veririm. Biz bunu biliyoruz zaten. Bu çok güzel bir taktiktir. Biz bu 100 lirayı her Gmail'e alabiliyoruz. Hemen bir tane Gmail'ime gireceğim. Arkadaşımın Gmail hesabına girdim. Şimdi o Gmail hesabını kopyalayacağım. Sonra geliyorum, Gmail hesabını yapıştırıyorum. Ben robot değilim diyorum ve artık kupon talep edin dedim. Diyor ki kuponunuz birkaç dakika içerisinde e-posta adresinize yollanacak diyor. Hemen ilk reklam kampanyanızı oluşturun diyor. Yani diyor ki videona reklam ver diyor. Ben de diyorum ki hemen başla. Ben bunu açarken zaten orada kuponun büyük ihtimal gelmiş olacak. Şimdi hemen başlayın deyince Google Ads'e giriş yaptık. Burada diyor ki Google Ads hesabınız yok. Yeni bir tane oluşturmak ister misiniz?
benim adımlarımı takip edin. Bu adımlarda size Google Ads hesabı oluşturup Google Ads ile beleşten 100 liralık reklam nasıl verilir onu göstereceğim. Yeni Google Ads hesabına tıkladık. Sonrasında diyor ki tanıtımını yapmak istediğiniz şey nedir? Ben diyorum ki bakın şimdi siz beni taklit edin. Profesyonel bir pazarlamacı mısınız? Evet. Uzman moduna geç. Bana uzman modunu göster kardeşim. Bana böyle garip grup şeyler getirme. Siz beni takip ediyorsunuz. Diyor ki bir tane hedef seç diyor. Ne seçeceksin? Satış mı atış? Ben diyorum ki hiçbirini seçmiyorum. Hedef kılavuz olmadan bana bir kampanya oluştur. Siz YouTube videosu reklam vereceğiniz için bu ayarları yapıyorsunuz. Bir kampanya türü seçin. Ben diyorum ki video. Kampanyanın şekli video. Diyor ki hangi alt türü seçmek istiyorsunuz? Burada farklı farklı seçenekler var. Atlanamayan yayın içi. Yani diyor ki YouTube videolarının başında görüyorsun ya mesela reklama atla butonu gelmeyen 10 saniyelik 5 saniyelik videolar. Onlardan mı senin videon yoksa normal uzun bir video mu? Ben diyorum ki uzun bir video. Burada diğer seçenekler de var da biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki kabahatinizi hatırlayın. Evet, bu espriyi de çok kez yaptım videolarımda, neyse. Adrenal bir hormon. Dayağa karşı olan arzuyu arttırıyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki kabahatiniz hatırlayın. Özel video kampanyasını seçtik, devam dedik. Şimdi burada yeni kampanyamızı oluşturuyoruz. Burada diyor ki kampanya adı ne olsun? Ben de diyorum ki deneme reklam. Teklif stratejisi ne olsun diyor. Maksimum GBM. Buradaki biz maksimum GBM'yi seçiyoruz. Bu da gösterim başına maliyet. Az önce anlattığım gibi işte reklam başına 3 kuruş. Biz onu ayarlayacağız. Bu yüzden GBM'yi seçiyorum. Onu kapattım. Direkt GBM olarak bıraktım. Bütçe ve tarihler, kampanyanın toplamı ne kadar olacak diyor. Ben de diyorum ki 125 lira veya 130 lira yazabilirim. Kampanyanın toplamı 130 lira. Niye 130 lira yazdım? Çünkü hesabıma 30 lira yükleyeceğim. 30 liralık reklam satın alacağım. 25 liranın üstünü görsün diye, yani işimi garantiye almak için. 30 liralık reklamdan sonra 100 lira da bana Google beleş vereceği için ben diyorum ki 130 liralık bir kampanya oluşturun. Başlangıç tarihi diyor 12 Ekim. Ben şu an bu videoyu 12 Ekim'de çekiyorum. Bitiş tarihi olarak da diyorum ki 14'üne kadar harca. Günde 43 lira. 130 liranın günde 43 lirasını harcıyor. 3 günde bu reklamı bitiriyor. Süper diyorum. Nerede gösterecek diyor. YouTube arama sonuçlarında, YouTube videolarında ben diyorum ki hepsinde göster. Zaten bizim burada asıl amacımız izlenme. Hedeflenecek konumlar. Bunu geldi Türkiye seçseniz de olur. Tüm ülkeler, bölgeler seçseniz de olur. Daha fazla insana yayılmış olursunuz. Yani 900 milyon gösterim sayısından şimdi tahmin ediyor 4 milyarın üstüne çıkabilirsin diyor. Şimdi diyor ki müşterilerinizin konuştuğu diller. Tüm diller. Ya hiç umurumda değil. Bunları özel ayarlayabilirsiniz ama daha fazla para harcamanız gerekir. Yani 130 liraya atıyorum 10.000 izlenme alacakken bu ayarları yaparsanız 1000 izlenme alırsınız ama daha doğru kitleye oynarsınız. Ben diyorum ki daha doğru kitleye oynamak istemiyorum diyorum. Bana sadece izlenme getir. Envanter türü standart mı? Ben diyorum ki genişletilmiş. Yani küfürlü videolarda da gösterebilirsin. Bazıları öyle çünkü. Sarı dolar yemiş böyle küfürlü müfürlü videolar varsa göstermiyor. Ben diyorum ki onda da göster. Hiç sorun değil diyorum. Ve ayarlarımı yaptım. Şimdi aşağı iniyorum. Reklam grubu adı söylüyor. Reklam grubu adı ne olsun mesela? Onur Naci video olsun. Hiç önemli değil. Ve burada diyor ki demografi. Dediğim gibi bunların detaylı ayarlamasını yapabilirsiniz. Demografi işte tüm yaşlar, tüm cinsiyetler. Burada istediğiniz yaşı çıkarıp ekleyebilirsiniz. Benim için hiç problem değil bu. Ben reklamımı izlenme üzerine yapıyorum. Kitle segmenti. Hiç istemiyorum kitle segmenti. Sadece şunu ayarlıyorum ben. Kendi taktiğim bu yönde. Bu işin uzmanları varsa belki garipseyebilir yani. Ulan ne saçma iş yapıyorsun diyebilir ama ben en azından kendi taktiğimi böyle oluşturdum. Konuları açıyorum, sadece konu ekliyorum. Bu konularda da böyle bir taktiğim var. Bu konularda en çok video olan seçenekler size daha fazla izlenme getiriyor. Yani paranızı daha hızlı harcayabiliyor. Bunlardan da benim gözlemlediğim haberler ve sanat ve eğlence. Çünkü eğlence videoları çok fazla olduğu için oyun da bunun içine giriyor. Oyun videoları, eğlence videoları çok fazla olduğu için paranızı daha hızlı harcayabiliyorsunuz. Bir de haberler var. Yani sizin reklamınızı daha çok göstereceği için alışverişi, başvuru kaynaklarını hepsini seçiyorsunuz mesela. Buradan hepsini seçtik. Haberlere tıklayıp bir de haberlerin alt konularını seçip daha da güçlendiriyorum bu durumu. Özellikle siyaset videolarını mesela seçerek daha da güçlendiriyorum. Kitlemi daha geniş yaptım. Hepsini seçtim. Sanat eğlenceyi de altındaki işte filmleri, mizahı, oyunu her şeyi aldım. Konuları işaretledim abi. Bütün konuları işaretleyince ulaşabileceğim kitleyi artırmış oldum. Tamam, yerleşimlerde hiçbir sorun yok. Yerleşim dediği de şu. Diyor ki özellikle bir YouTube kanalında görünmek ister misin? Mesela siz bir Adobe ürünü satıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan YouTube kanalları seçeneğine tıklayıp Onur Naci Öztürkler seçiyorsunuz mesela. O da şunu yapıyor. Sizin paketinizin reklamı sadece benim videolarda çıkıyor. Bu şekilde doğru bir kitleyi elde edebilirsiniz. Google bu konuda çok rahatlık sağlıyor bize ama biz bu işi hiç umursamayacağız. Maksimum GBM teklifi. Burası çok önemli. Diyor ki
her reklamında kaç para harcayayım? Şimdi burada herkes ister ki en düşük neyse onu harcasın. Ama burada olay şöyle geçiyor. Biz en az buraya 0,01 lira yazabiliriz. En az. En az seçeneğimiz budur. Bunu yazarsak en az parayı vermiş oluruz. Lakin şöyle bir dezavantaj olur. 0,01 liradan reklam göstermesi çok zor oluyor YouTube'un. Yani öyle bir video olacak ki hiçbir reklam bulamayacak. En son sizin reklamınızı verecek gibi oluyor. Bu yüzden siz o kadar reklam gösteremiyorsunuz. Benim tekniğim genelde 0,02 yazıyorum. Eğer bakıyorum bana izlenme sayısı gelmiyorsa bunu 0,03 yapıyorum. Ama ilk başta 0,02 ile deniyorum. Eğer olmazsa dediğim gibi teklifimi bir tık daha artırıp yani paramı biraz daha harcayıp buradaki teklifimi 0,03 yapıyorum kankalar. Tamam mı? Şimdi diyor ki ne videosu izleteceksin? Hemen gidiyorum. Buradan bir tane videonuza reklam vermek istiyorsunuz. Mesela ben şarkı videoma reklam vermek istiyorum. Bu şarkı videomun mesela şu an 21.000 izlenmesi varmış. Güzel. Kopyalıyorum linkini. Ben bu 21.000 izletmeyi daha fazla yapacağım. Videonun ilerleyen dakikalarında kaç paraya kaç izlenme aldığımızı da göreceğiz zaten. Bu değişkenlik gösterebiliyor. Bazen daha fazla bazen daha düşük alabiliyorsunuz. Buradaki önemli nokta şu. 25 liraya alıyorsunuz bunları. Her ne kadar orada 125 yazsa da siz 25 liraya almış oluyorsunuz. Çünkü cebinizden 25 lira çıkıyor. Kankiler konuşamadım. YouTube videonuz. Yapıştırdım YouTube videosunu. Efsane şarkı yaptık isimli video. Burada diyor ki hangi reklam seçeneğini işaretleyeceksin? Ben diyorum ki atlanabilir yayın içi reklam. Aynı bu şekilde bizim bildiğimiz reklam. Diğeri çok fazla tercih edilmiyor çünkü harcayamıyor o parayı. Nihai URL diyor. Diyorum ki sen bu linki kopyala buraya çünkü reklamın üzerine tıklayanlar videoma gelsin. Reklam tıklanırsa videoma getiriyorsun. Tamam, bütün ayarlarımızı yaptık. Reklam adını koymak isterseniz reklam 1 olarak koyabilirsiniz. Başka bir taktikten daha bahsedeceğim. Kampanya oluştur dedik. Kampanya oluştur dedikten sonra diyor ki şu an son ayarlarınızı yapıyorsunuz. Yani şu an geldik para bölümüne. Güzel, diyor ki fatura adresinin bulunduğu ülke neresi? Türkiye. Saat dilimi Türkiye saati. Başlangıç teklifim var mı diyor. Ben de diyorum ki var. Bak mailim gelmiş. Hemen buradaki kodumu kopyalıyorum. Bazen hata oluyor. Yani siz kod alıyorsunuz. Kodu, promosyon kodu ekranına girdiğinizde Google hata veriyor. Bunu başka günlerde tekrar deneyin. Yani mail adresinize tekrar kod alın. Eğer hata yaşıyorsanız 1-2 gün sonra tekrar deneyin. Düzeliyor o hata. Bazen böyle bir gariplik oluyor. Verdiği kodda hata oluyor. Bu yüzden bunu da baştan uyarayım. Sonra girip demeyin işte bu promosyon kodunu girdim ben de hata verdi diye. 2-3 gün sonra tekrar dene kanka. Hata düzeliyor bir şekilde. Başka kod al, başka kod dene, başka bir mail adresiyle dene. Elbet ilk kez reklam verdiğin için sana bir promosyon kodunu kullandıracak Google Ads. Evet bropalar, burada hemen mail adresimize gelen kodu yapıştırdık ve diyor ki artık bize 25 TL harcama yaptığınızda 100 TL kredi kazanacaksınız. Yani artık promosyon kodumuz etkin. Buradan sonra yapacağımız ilk olarak müşteri bilgileri olarak kendi bilgilerimizi girmek ve ödeme yapmak. Kendi bilgilerimize ben sallamasyon bir isim yazıyorum. Telefon numarası girmenize gerek yok. İsteğe bağlı çünkü. Burada da ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Otomatik ödeme dediğinizde sürekli krediniz bittiğinizde kartınızdan çeker, onu seçmeyin. Manuel ödeme. Ben sadece hesabıma 30 lira yüklemek istiyorum. Ondan sonra benim kartımla işim olmasın diyorum. Faturalandırma işleminiz oluşturuluyor diyor. Faturalandırma işleminiz oluşturuluyor dedikten sonra artık 30 lira hesabımıza yükledik ve kampanyamız tamam. Artık bundan sonraki aşama şu. Sizin reklamlarınız incelemeye alındı. Bakın buradan da bakabilirsiniz. Reklamlarınız incelemeye alındığı için artık hatta buradan görünümü değiştir diyelim. Görünümü değiştir dediğimizde de takip edebileceğiz. Burada mesela reklamdan genel bakışa geliyorsunuz ve işte buradan Onur Naci videoya tıkladınız. Diyor ki kampanya gönderildi. Reklamlar inceleniyor. Sonrasında başlayacağız göstermeye diyor. İlk önce reklamın incelenmesi lazım. Bu uygunsuz bir video mu değil mi diye. Reklam inceleme süresi genelde 1 gün sürüyor. Maksimum 2 günde burası uygun duruma geliyor. Uygun duruma geldiğinde artık reklamlar geçebilir. Burada da maksimum GBM'yi ayarlayabilirsiniz. Ben 0,02'de bıraktım. Sonradan 0,02 harcanamadığı için 0,03 yazdım. En azından reklamım biraz hızlı izlensin. Yani bir gün içerisinde videomun izlenmesini istediğim için 0,03 GBM'ye ayarladım. Yani artık izlenme başına 0,03 ayarlayacak ve bu da benim taktiğim. Sürekli yeni reklam ekliyorum. Bakın 3. reklamı ekledim. Artıya tıklıyorum. Reklam oluştur dedim. Buradan tekrar tıkladım. Yeni bir reklam. Bu şekilde reklam sayımı 5-6 tane yapıyorum. Hepsi onaya gidecek. Biri onaylanmıştı. Diğerlerini de onaya yolluyorum. En başta da yapsanız olurdu. En başta yapmayı unuttum ben bunu. O yüzden
farklı farklı reklamlar ekleyin. Bu şekilde 6-7 tane reklam ekleyin. 6-7 tane reklam eklediğinizde artık paranız çok çabuk eriyebilecek. Böyle 6 tane reklam ekledim. Artık bundan sonrası 30 liramızı bitirmeye başlıyor. Bakın şimdi 0.03 GBM'den tek yapacağım şey 30 liranın bitmesini ayarlamak. Buradan da başlangıç ve bitiş tarihini ayarlayabiliyorsunuz. Başlangıç ve bitiş tarihini ayarladık 15 Ekim'e kadar. Günde 65 TL şeklinde, yani 2 günde 65-65 harca dedim. İzlenmiş oldu. 30 liraya yaklaşık 1300 küsür izlenme aldı. Bakın buradan da görebileceğimiz üzere 1300 izlenme 1 saat içerisinde geldi. 1300 izlenmeyi aldık 30 liraya. Artık kodumuzun etkin olduğu bölüme geldiğimizde diyor ki tamam parayı harcadın, bekle ben bir incelemeyi alayım, sonra sana 100 lira vereceğim diyor. Ve sonrasında da 100 lirayı sizin hesabınıza 2 gün içerisinde veya 1 gün içerisinde yatırıyor kankalar, orada da yazdığı üzere. Ve artık reklamımız bitti. Toplam 124 lira harcadım. Hesabımda hala 6 lira var. 5300 izlenme aldım kankalar. 5300 izlenmeyi de artık tepe tepe kullanırsınız. Umarım anlaşılmış olmuştur kankalar. Şimdi ne yaptık biraderlerim, bropalarım? Sitemize 30 lira yükledik. 30 liralık videomuza reklam verdik ve 30 lirayı 0.03 kuruştan verdik. Yani normalde 0.02 kuruştan da verirdik. Ortalama 1.5 kat daha fazla izlenme alırdık. Yani bizim sonucunda almış olduğumuz izlenmeyi 1.5 katla çarpın. Siz 0.02'den reklam verebilirseniz, o reklamı izletebilirseniz 1.5 kat daha fazla izlenme sayısına ulaşacaksınız. Yine de ben bu videoyu çekebilmek için biraz daha paramı hızlı harcasın istedim. Yani 0.03'ten direkt şak kadına 2-3 saate reklamı izletti ve bitirdi. 30 lirama yaklaşık 1300 izlenme, 1400 izlenme aldım. Yani 30 liram 1400 izlenme olarak geldi bana ve sonrasında 100 lira eklendi. 100 liraya da aynı şekilde yaklaşık 4000 izlenme aldım ve sonuç olarak 30 liraya 5500 izlenme almış oldum. 5500 video izlenmem arttı. Yani videom aşağı yukarı 21.000 iken 26.500'e kadar yükseldi. Ve bunu gayet legal reklam vererek yaptım. Yani bu bir hile hurda değil. Google Ads'in bize sunmuş olduğu bir fırsat. Bunu da size anlatmak istedim kankalar. Dediğim gibi 0.02 TL'den reklam verseydik biz yaklaşık bayağı 8-9K izlenme alacaktık. Ne kadara? 30 liraya. Hatta 25-26 lira yükleseniz de o promosyon kodunu kullanabilecektiniz. Ben garanti olsun diye 30 yükledim. 26 liraya yaklaşık 8-9K'ya kadar izlenme alabilecektik ve bence bu muhteşem bir rakam. Her videonuza 8000-9000 izlenme yükleyebilirseniz en azından videolarınız daha ön plana çıkacak ve YouTube'da ünlü olma şansınız daha da artacak diye düşünüyorum. Veya aynı şekilde şarkı falan yapıyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi biraderlerim, bropalarım, bu sonuçta bir reklam değil. Bu sonuçta Google'a yaptığım bir güzellik de değil. Sadece siz videolarınızı nasıl daha fazla izletirsiniz onu anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olmuşumdur. YouTube'da da izlenmelerimin arttığını videoya gidip görebilirsiniz. Yani aslında kendimin bir açığını size söylemiş oldum. O videoya normalde reklam falan basmayacaktım. Sırf size örnek olsun diye o videonun izlenmesini 5000 falan arttırdım. Siz de aynı şekilde kullanabilin diye. Umarım bunun aksi bir durumu yoktur ve ceza almam. Ne bileyim, promosyon kodu var ve size bu promosyon kodunu kullanarak nasıl daha fazla izlenme alabileceğinizi gösterdim. Daha fazla video için Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan spankram adıyla beni takip edebilirsiniz biraderlerim, bropalarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.